Türk gençlerinin en önemli sorunlarından biri hiç kuşkusuz ki meslek eğitimi. Meslek eğitimi neden önemli? Türk gençlerinin Alman gençlerine oranla meslek eğitimi yeri bulma şansları daha mı az? Meslek eğitimi konusunda Türk işletmelere düşen görevler nelerdir? Ne kadar Türk işletmesinde meslek eğitimi verilmekte? TDİHK yöneticileriyle sizin için konuştuk ve projeler hakkında bilgi aldık. 2004 Ocak ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOB ve Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, DİHK tarafından kurulan Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası, TDİHK'yi daha yakından tanımak istiyoruz şimdi. Bünyesinde Almanya'nın önde gelen 400'ü aşkın Alman ve Türk kökenli önemli firmasını, TDİHK çalışma ve faaliyetlerinde öncelikle üyeleri firma ve kuruluşlar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke ekonomisi arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde yoğunlaşmış. TDİHK'nin faaliyetlerinde yoğunlaştığı diğer bir alan da Almanya'daki genç kuşak Türklerin eğitimi ve mesleki niteliklerinin güçlendirilmesidir. Gençlere, özellikle de genç Türklere meslek eğitimi verecek Türk kökenli firmaların bulunması ve onların bu faaliyetlerinde desteklenmesi üzerine yoğunlaşan TDİHK'yi gelin yetkililerin ağzından dinleyelim. TDİHK Meslek Eğitimi Danışmanı Sayın Mehmet Kanatlı ile birlikteyiz. Sayın Mehmet Kanatlı, meslek eğitimi neden önemli? Meslek eğitimi tabii ki bir gencin kendini geliştirmesi açısından önemli. Bir gencin bir mesleğe sahip olması açısından önemli. Daha da ötürü gencin işsizliğini yani engellemek için önemli meslek eğitimi. Federal İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsiz olanların %70'i meslek eğitimi yapmamış insanlardır. Onun için benim açımdan meslek eğitimi çok önemli. Almanya'da yaşayan Türk gençlerinin Alman gençlerine oranla meslek eğitimi yeri bulma şansları nedir? Yani bir adaletsizlik var mı? Bana göre bir adaletsizlik var. Çünkü Türk gençlerinin Alman gençlere oranla meslek eğitimi bulma oranları neredeyse yarı yarıya. Bunu sayı olarak belirtmek gerekirse Almanların meslek eğitimi yeri bulma oranları %60, Türklerin ise %30'dadır. Almanya'da çok sayıda Türk işletmesi var. Türk işletmelerinin konuya bakış açısı nedir sizce? Yani yeterince destek veriyorlar mı Türk gençlerinin meslek eğitimi yeri bulmalarına? Bizim şu ana kadar edindiğimiz tecrübelere göre biz 4 yıldan beri yaklaşık olarak bu projenin içerisindeyiz. Türk işletmeleri gençlerimize yeterince bu konuda destek veriyor meslek eğitim konusunda ve meslek eğitim yerlerinin açılmasını sağlıyor. Zaten çoğu Türk işletmeleri Türk gençlerine meslek eğitim imkanı sunuyor. TDİHK Meslek Eğitimi Projesi Genel Müdürü Sayın Holger Hay ile birlikteyiz. Sayın Holger Hay, TDİHK hakkında kısa bir bilgi verir misiniz bize, amaçlarınız hakkında? Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası TDİHK, Türkiye ve Almanya arası ikili ekonomik ilişkileri teşvik etmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOB ve Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği DİHK tarafından kurulmuştur ve bu yıl kuruluşunun 5. yılını kutlamaktadır. Örgüt merkezi olarak Almanya ve Avrupa'nın en önemli ekonomik bölgelerinden biri olan Köln şehri bilinçli olarak seçilmiştir. Siyasi kurumlarla ve diğer işveren örgütleriyle ilişkileri geliştirmek amacıyla 2009 Şubat ayı itibariyle Berlin'de bir şube açılmıştır. TDİHK'nin amacı ekonomiyi canlandıran Türk ve Alman işletmelerini önceden olduğundan daha güçlü bir şekilde bütünleştirmek ve aralarındaki karşılıklı ekonomik alışverişi pekiştirmektir. Bunu yaparken TDİHK politik olarak tarafsız ama şüphesiz daima Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin kabul edilmesini teşvik eden bir yaklaşımla davranır. 400'ü aşkın Türk ve Alman üye işletmeleriyle TDİHK kendisini kamuoyunda iki ülke arasındaki karşılıklı ekonomik ilişkilere katkıda bulunan güçlü işletmelerin çıkar ve temsil örgütü olarak tanıtmaktadır. Aynı zamanda yeni ortaklıkların oluşmasına katkıda bulunmakta, karşılıklı ekonomik değer transferini motive edip yönlendirmektedir. Ayrıca şimdiden ilgilenenlere bu yıl 20 Mayıs'ta Dortmund'da gerçekleşecek Kuzeyren-Westfalia'ya
eyaleti Türk-Alman ekonomik buluşma gününü duyurmak isteriz. Bu toplantıda Alman ve Türk ekonomisinin çeşitli temsilcileri bir araya gelip farklı sektörler üzerine tartışacaklardır. Bu toplantıda sizleri de katılımcı olarak görmekten sevinç duyarız. Ayrıntılı bilgiyi www.td-ihk.de internet sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Bu toplantıda sizleri de katılımcı olarak görmekten sevinç duyarız. Ayrıntılı bilgiyi www.td-ihk.de internet sayfamızdan edinebilirsiniz. Der deutschen Regierung zu intensivieren. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. DDİHK bünyesinde yürütülen meslek eğitim projesi, meslek eğitimiyle entegrasyon şiarıyla federal hükümet ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen bir projedir. Ve bugün ve yarın kalifiye eleman ihtiyacı olan, özellikle de orta ölçekli işletmelere yardımcı olmak isteyenlere destek vermektedir. Das ist ein ganz besonderes Thema. Wir wissen, nicht allein die demografische Struktur in Deutschland erzählt das, sondern burada amacımız ağırlıkla Almanya'daki yabancı işletmeleri ve esas olarak da Türk işletmelerini yeni meslek eğitim yerleri olarak kazanmaktır. Bu işletmelerin taşıdıkları potansiyeller ve yine TDİHK'nin Türklerden oluşan meslek eğitim yönetici ekibinin danışmanlığı sayesinde hep birlikte Almanya'daki gençlere daha ilginç meslek eğitim yerleri sunabilir, gençlerimizi kalifiye eleman veya yönetici ve hatta geleceğin işverenleri olarak yetiştirebiliriz. Ayrıca 4 yıllık bu proje süresinde TDİHK ekibi Almanya'daki Türk kökenli işletmelerde yeni 400 meslek eğitim yeri sunmuş olmaktadır. Deutschland interessiert sind in Ausbildung zu treten. Wir wollen sie animieren, vor allem wenn diese Unternehmen deutsche und türkische bilaterale Ambitionen haben. Kuşkusuz bu bağlamda Almanya'daki orta ölçekli işletmeleri bir bütün olarak daha fazla motive etmek ve daha fazla göçmen kökenli genci mesleki eğitimine dahil etmek bizim için çok önemlidir. Örneğin ikinci bir ana dil, Türkçe veya multikültürel bilgi gibi özellikle ek kompetansı olan bu gençleri kendi işletme hedefleri doğrultusunda bilinçli olarak mesleki eğitim verip seferber edebilen işletmelerin yeni potansiyellere ve seanslara kavuştuklarını hepimiz bilmekteyiz. Almanya'daki Türk medyasına, özellikle de sizlere, mesleki eğitimi ve kariyer konusunu özellikle ele alıp haber yaptığınız için özel olarak teşekkür ederiz. Sizin bu özel programınızda da ele alındığı gibi en başarılı, somut, pratik örnekleri göstermek ve bu şekilde başkalarını da bu örneklerdeki iş alanlarına kazanmak ve çaba sarf etmeye motive etmek son derece önemlidir. İster işletmelerin kendilerinden gelsin, ister aileler, okullar, kurumlar, medya ya da gençlerin kendilerinden gelsin, daha fazla mesleki eğitim için atılan her adım, yapılan her hareket geleceğe giden doğru yoldur. Aber überreden Sie nicht. Wir überzeugen diese Betriebe davon, dass Ausbilden eine wichtige Sache ist. Gerek Almanya ekonomisi, gerekse Almanya-Türkiye arası ikili ekonomik ilişkilerin güçlenmesi için bu ortak enerjiye ihtiyacımız var. Solche Themen promovieren und in die Öffentlichkeit bringen. Sayın Fuat İnceoğlu, Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası Türk gençlerinin meslek eğitimi yeri konusunda hangi projeleri yürütmekte? Şu an bu bizim ikinci projemiz. 2008'de başladık. Birincisi 2005'teydi. Art arda takip eden projelerimiz var. Şu an meslek eğitim projesi Türk iş yerlerinde meslek eğitim yerleri açıyoruz. Ve bunlara Türk işverenlere uygun olan öğrencilere bu iş yerlerine yerleştiriyoruz. Meslek eğitimi verebilmenin koşulları ve Türk işletmelerinin bu konuda yapmaları gerekenler nelerdir? Bu konuda hiç korkmasınlar. Genelde %90-95'i Türk işverenlerin meslek eğitim koşullarını yerine getiriyorlar. Ticaret ve sanayi odaları ve sanayi odalarına 3 kritere bakıyorlar. Kişisel yeterliğe, iş yerinin yeterliğine ve mesleki yeterliğe bakıyorlar. İşte
işletmelerin bu konudaki avantajları ne? Yani meslek eğitimi yeri vererek ne tür avantajları elde edebiliyorlar? Birincisi kendisine kalifiye eleman yetiştirmiş oluyor. Şu an biliyoruz ya Almanya'da gittikçe genç nüfus azalıyor. Hem Alman yaşayan Türk gençleri gittikçe azalıyor. Ve bunların diğer taraftan az diplomayla okulu bitiriyorlar. Yani sonuçta hiçbir genç kalmıyor meslek eğitimi yapılacak genç. Şu an belki fazla gözükebilir ama ileride tamamen yok olacak. Bu sefer işverenler bu öğrenciler peşine düşecekler. Lütfen bize yapın diye. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası öğrencilere ve işletmelere ne tür danışmanlık hizmetleri vermektedir ve bu danışmanlık hizmetlerinin koşulları nelerdir? Bizim cuma günleri info hotline dediğimiz danışmanlık hizmeti var. Herkes bize telefon açabilir saat 1 ile 4 arası cuma günleri. Meslek eğitim borsalarına katılıyoruz.